Herkese merhabalar. Bugün KOBİ'lerde marka stratejileriyle ilgili bir anlatımımız olacak. Mesela sizlere sorduğumuzda aklınıza ilk gelen markalar dediğimizde mutlaka herkesin aklına bazı markalar geliyordur. Satın aldığı yerler geliyordur. Gördüğünüz gibi resimde Türkiye'de bulunan markalar, tabii Avrupa'da da satılan markalar var. Ve şunu sizlere açıklamamız gerekiyor. İnsanlar ürün satın almazlar, marka satın alırlar. Neden bunu söylüyoruz? Mesela Apple örneğini verirsek, insanlar iPhone'u neden alıyorlar? Markasını güvendikleri için alıyorlar. Yani bunlar insanların ürün değil de marka satın aldıklarının bir göstergesi. Şu örneğimize gelirsek, sizce önemli olan marka mı diye bir soru sorarız size. Mesela 3 tane aynı ürün var ama markaları farklı. Bu fiyatlara da etki ediyor tabii ki. Burada insanların düşünmesi gereken tabii ki şu: biz marka mı satın alıyoruz yoksa ürün mü? Bu çoğunlukla marka şeklinde oluyor. Pazarlama kavramına bakalım hemen. Pazarlama nedir? P. Kotler'ın tanımına bakarsak, pazarlama mübadele sürecinde insan istek ve ihtiyaçlarını tatminine yönelik insan faaliyetleridir demiş. 1900'lü yıllarda yapılan ilk pazarlama tanımı, pazarlama üreticiden tüketiciye doğru bir akıştır. Amerikan Pazarlama Derneği'ne ait pazarlama tanımı, pazarlama kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek mübadeleleri gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir denilmiş. Pazarlama müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı, örgütün ve paydaşların yararını olarak müşteri ilişkilerini yönetmeyi hedefleyen bir fonksiyon ve süreçler dizisidir. Bunu dünya geneline yayarsak tabii ki en iyi pazarlamayı şu an Amerikalılar yapıyor diyebiliriz. Değer eşittir performans, fayda yani performans eksi maliyet şeklinde ölçülüyor. Üretim anlayışı 1850'lerden 1920'lere kadar olan süreci kapsamaktadır. İşletmeler tipik olarak üretim yönlüdür. Tüketici talebi arzdan fazlalık göstermektedir. Yönetim anlayışı ne üretirsem onu satarım şeklindedir. T modeli üretim denmektedir bu birinci üretim anlayışa. Pazarlamanın gelişim aşamaları. Üretim anlayışı birinci aşamamız. İkinci aşamamız ürün anlayışı. Üçüncü aşamamız satış anlayışı. Dördüncü aşamamız pazarlama anlayışı. Beşinci aşamamız da sosyal pazarlama anlayışı. Biliyorsunuz ki bir ürünü satmak için en önemli unsurlardan birisi de reklamdır. Gördüğünüz gibi aşamalarda bu şekilde. İkinci ürün anlayışı 1920 ile 1945 yılları arasını kapsamaktadır. İşletmeler ürün kalitesi ve ürün çeşidine odaklanmışlardır. İyi ürün kendini satar düşüncesi hakimdir. Pazarlama miyopluğuna yol açar. Pazarlama miyopluğu sadece ürüne odaklanmak gelecekteki karlılığı düşürdüğü gibi tüketicinin istek ve ihtiyaçlarını tatmin edememe durumu mevcuttur. Tabii ki burada üründe bir inovasyon, bir değişim yaşanmalı. Üçüncü anlayış satış anlayışı. Bunu da şöyle açıklayabiliriz: 1930 ile 1950'ler arasındaki dönemi kapsamaktadır. Ürünleri üretmenin değil, satmanın en büyük sorun olduğu dönemdir. Gerek kişisel satış, gerekse reklam faaliyetlerinde insanları etkileme teknikleri geliştirilmiştir. Dönemin düşünce tarzı, ne üretirsem onu satarım, yeter ki satmasını bileyim anlayışı hakimdir. İşletmelerin yoğun bir biçimde tutundurma çabalarına yöneldiği bir dönemdir. Satış yöneticilerinin önemi ve sorumlulukları artmıştır bu dönemde. Dördüncü, pazarlama anlayışı. 1950'lerin ortalarından günümüze kadar olan süreçtir. Tüketiciyi tatmin ederek kar sağlamak amaçlanır. Hedef pazarın kendine ait istek ve ihtiyaçlarını tespit etmeye yöneliktir. Tatmin yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Mesela müşterilerin istediği ilgi ve ihtiyaçlarına göre bir tüketim modeli belirlenmiştir. Dördüncü anlayışa göre. Beşinci, sosyal toplumsal pazarlama anlayışı. İşletmelerin sosyal sorumluluk anlayışı ile hareket etmesi, tüketicilerin kısa dönemde istek ve ihtiyaçlarının karşılanması ile birlikte uzun vadeli çıkarların ön planda tutulması, toplum refahının düşünülmesi şeklindedir. Altıncı, holistik pazarlama anlayışı. İçsel pazarlama, ilişkisel pazarlama, sosyal pazarlama, bütünleşik pazarlama iletişimi şeklindedir. Yine pazarlama çevresine bakarsak, pazarlama çevresinin değerlendirilmesi.
Çevresel faktörlerin etkili bir şekilde izlenerek değişme ve gelişmelerin doğru değerlendirilmesi için direkt olarak gözlemler, pazarlama araştırması yapar, iş hayatı ile ilgili yayınlar yapar, ticaret ile ilgili yayınlar satın alır veya yapar, hükümet kararları ve yasalarla ilgili yayınların takip edilmesi gerekir. Bunların yapılması pazarlama çevresinin değerlendirilmesi ve doğru yönetilmesinde bir etkendir. Çevre faktörlerine bakarsak makro dış çevre faktörleri, demografik çevre yani nüfus olarak çevre, ekonomik çevre, sosyo-kültürel çevre, politik ve yasal çevre, teknolojik çevre, ekolojik doğal çevre olarak ayrılır. Mikro iç çevre faktörleri, müşteriler, çalışanlar, rakipler, tedarikçiler, aracılar, paydaşlar, işletmenin pazarlama dışı bölümleri şeklinde düşünülür. Pazarlama yöneticisinin görevleri, pazarlama yöneticisi toplanan bilgilerin doğruluğunu değerlendirmelidir. Verilerdeki eksiklik veya tutarsızlıkları göz önünde bulundurmalıdır. Çevresel gelişmeleri ve geleceği tahmin etmeye çalışmalıdır. Yani çok yönlü olmalıdır. İleriye dönük fikirler beyan etmelidir. Çevresel değişmelerin işletme için yaratacağı tehlikelerle fırsatları belirlemeye çalışmalıdır. Mevcut pazarlama performansını değerlendirme ve geleceğe dönük pazarlama stratejilerini geliştirme yoluna gitmelidir. Yine pazarlama stratejisi bir planlama öncesi hazırlık evresi. Birinci adım durum analizi, sektördeki trendler, rakiplerin analizi, işletmenin değerlendirilmesi ve tüketicilerin analizi şeklinde olmalıdır. İkinci adım pazarlama bölümlemesi. Pazar bölümleme hedef pazarı seçilmelidir öncelikle. Konumlandırma, ürünün, markanın tüketicilerin zihninde konumlandırılmasıdır. İşletmenin kendine sorduğu bazı sorular: en yaygın teknoloji nedir? Rakip ürünler ve markalar nelerdir? İşletmenin güçlü ve zayıf yönleri nelerdir şeklindedir. Farklı yaş gruplarında satın alma karar sürecindeki değişkenler nelerdir? Rakip ürünlerin konumu nedir? Tüketicilerin algısı ne durumdadır? Burada tabii ki en önemli konu tüketicilerin algısı, ilgi ve ihtiyaçları. Durum analizi, pazarlama stratejisi, işletme araçlarının gerçekleştirmek için yapılan ayrıntılı planlardır. Planlama öncesi hazırlık, işletmenin hedefleri belirlenir bu aşamada. İkinci aşama planlama, pazarlama karması geliştirilir. Üçüncü, planlama sonrası uygulama, kontroller yapılır, gerekli düzeltici önlemler alınır. İkinci planlama evresine bakarsak, üçüncü adım pazarlama karması, ürün ve hizmet tasarımı, fiyat belirleme, tutundurma stratejisine karar verme, dağıtım kanalına karar verme. Mesela bir tane market düşünün. Bu markette ilk açıldığında ürünler ucuz olduğu için insanlar buraya yönelir. Birkaç ay bu şekilde gittikten sonra insanların algılarında buraya gitme durumu oluşur. Daha sonra fiyat artışı yaşandığında dahi müşterilerin buraya gittiği gözlenir. Bu duruma bir örnektir. İşletmelerin kendilerine sorduğu bazı sorular: neler ürünümüzü daha çekici hale getirebilir? Tüketicilerin fiyata karşı algı, tutum ve inanışları nelerdir? Tutum ve inançların ürüne ait bilgi toplamadaki rolü ve yeri nedir? Satın alma noktalarının önemi nedir şeklindedir. Yine planlama sonrası yürütme evresi. Dördüncü adım yürütme. Sonuçları toplamak, sorunları belirlemek. Burada sorulan sorular: tüketici tatmin olmuş mudur? Memnuniyeti nedir? Şikayetleri nelerdir? Tabii ki bir müşteriye en önemli verilecek güvenlerden birisi de şikayetlerini dinlemek, ilgi ve ihtiyaçlarına göre ürün tasarlamaktır. Beşinci adım kontrol. Planlananla hedeflenen sonuçlar arasında yürütüm sonrası gerçekleşen sonuçları karşılaştırmak. Buradaki sorular: eğer aradaki sapma olumsuz ise hangi düzeltici önlemler alınmalı? Eğer aradaki sapma olumluysa bu durum daha ne kadar devam ettirilebilir şeklindedir. Yine pazar bölümlendirme. Coğrafi bölümlendirme olarak pazarda ülkelere, bölgelere, milletlere, şehirlere göre bölümlendirilme yapılır. Bu global şirketlerde daha belirgindir. Durum analizi, pazar bölümlendirme. Pazarı bölümlendirmek için belirli kriterler belirle, bölüm profilleri geliştir. Pazar hedefleme, pazarın çekiciliğini ölçmek için ölçü geliştir. Hedef bölümleri seç. Pazar konumlandırma, hedef pazarlar için konumlandırma geliştir. Her bir bölüm için pazarlama karması geliştir. Yine pazar bölümlendirme kısmında demografik bölümlendirme olarak, demografik yani nüfus olarak tüketicilerin pazarlarının bölümlendirilmesi şeklinde yaş, cinsiyet, aile büyüklüğü, gelir, meslek, eğitime göre insanların ihtiyaçları bölümlendirilip buna göre bir planlama yapılabilir.
Yine pazar bölümlendirmesinde psikografik bölümlendirme kısmında sosyal sınıf, yaşam tarzı, kişilik şeklinde bir sınıflamaya gidilir. Endüstriyel pazarların bölümlendirmesi, coğrafi, demografik, firma büyüklüğü, kullanım oranı, sadakat yorumu, kullanıcı statüsü, satın alma yöntemleri şeklinde ayrılır. Tüketici pazarlarının bölümlendirilmesi, davranışsal bölümlendirme, okasyona göre, yani tüketicilerin ürünü ne amaçla aldığı şeklinde. Mesela sevgililer gününde bir insan sevdiği kişiye bir hediye alacaksa ona göre bir okasyona gider. Aynı şeyi de anneler gününde, babalar gününde bu örnek verilebilir. Faydaya yarara göre tüketicilerin ürünlerde aradığı veya beklediği fayda veya yarar. Mesela deterjanı bir insanlar temizlik için alır. Ya da başka yiyecek içecek faaliyetlerinde yine faydaya göre bir tutum söz konusudur. Kullanıcı statüsü, kullanmayan, az kullanan, potansiyel kullanıcı, ilk kullanıcı gibi kullanıcı statüleri mevcuttur. Kullanım oranı az, orta, çok kullanıma göre ayrılır. Sadakat durumu yüksek sadakat, düşük sadakat. Mesela bir insan çok sevdiği bir marka vardır ya da alışveriş merkezi vardır. Hep oradan alışveriş yapar. Yüksek sadakati mevcuttur. Yine uluslararası pazarların bölümlendirilmesi, coğrafi yere göre Orta Doğu, Afrika, Batı Avrupa şeklinde. Ekonomik faktörler, nüfusun gelir düzeyine veya ülke olarak genel anlamdaki ekonomik gelişmişlikler olarak ayrılır. Politik ve yasal faktörler, hükümet türü ve tutarlılığı, yabancı firmaların pazarlarına kabulü, bürokrasi, kültürel faktörler, dil, din, değer, tutum, gelenek ve görenekler gibi. Mesela Elsi Vakiki firmasının İslam ülkelerine farklı bir anlayışa gitmesi ve tesettür bölümlerinin açılması buna bir örnek olarak verilebilir. Etkili bölümlendirme koşulları farklılaştırılabilir olmalı. Her pazar bölümü ürün veya fiyat gibi farklı pazarlama karması program unsurlarına farklı tepki verebilir ve ayırt edici olmalıdır. Örneğin evli ve bekar bayanlar bir parfümün satışına aynı tepki veriyorsa bu tüketiciler farklı bir bölümde yer almamalıdır şeklinde söylenebilir. Yine etkili bölümlendirme koşulları uygulanabilir olmalı. Her pazar bölümüne hizmet vermek ve dikkat çekmek için etkili olarak uygulanabilir pazarlama programları oluşturulabilmelidir. Bölümleri yeterli olmalı. Pazar bölümleri ölçek olarak yeterince büyük ve karlı olmalıdır. Örneğin bir pazar bölümü bir pazarlama stratejisi uygulayabilmek için mümkün olan en büyük homojen gruptan oluşmalıdır. Etkili bölümlendirme koşulları ölçülebilir olmalı. Büyüklük, satın alma gücü ve her pazar bölümüne özgü müşteri nitelikleri kolaylıkla sağlanabilmeli veya ölçülebilmelidir. Pazara ulaşılabilir olmalı. Etkili bir şekilde pazara erişmek ve hizmet vermek mümkün olmalıdır. Yine pazar hedeflemeye gelirsek, hedef pazar işletmenin hizmet sunmaya karar verdiği ortak ihtiyaç ve özellikleri paylaşan alıcılar topluluğudur. Pazar bölümlerinin değerlendirilmesi, bölümün büyüklüğü ve çekiciliği, pazarın çekiciliği, firmanın amaç ve kaynakları, hedef pazar bölümlerinin seçilmesi, firma tüm bölümleri değerlendirirken sonra hangi pazar ve bölümleri seçeceğine karar verir. Yine hedef pazar stratejisinin seçilmesi, firma kaynaklarına göre, ürün çeşitliliğine göre, ürün yaşam eğrisi dönemlerine göre, pazarın çeşitliliğine göre, rakiplerin stratejisine göre ayrılabilir. Yine bu şekilde pazar hedef süreçleri var. Farklılaştırılmış pazar stratejisi 4P, tüm pazar her bir bölüm için ayrılabilir. 4P stratejisi mevcut. Bu 4P stratejisi pazar içindeki her bir bölüm için ayrı ayrı pazarlama karması oluşturur. Pazar bölümlerindeki müşteri farklılıklarını göz ardı edilerek bütün pazarın hedef pazar olarak belirlenmesidir. 4P stratejisinde işletme tüketicilerin ihtiyaçlarındaki farklılıklar yerine benzerlikler üzerine odaklanır. Yani herkese ayrı özgün bir ürün oluşturmak yerine ortak ihtiyaçlara göre bir ürün oluşturma ve satma amacı gütmektedir. Farklılaştırılmış pazarlama bir yığınsal pazarlama stratejisidir. Farklılaştırılmış pazarlama stratejisinin uygulanabilmesi için bütün müşterilerin ihtiyaç ve istedikleri aynı olmalıdır şeklinde anlatılır. Yine hedef pazarı çoklu bölümlere ayırma stratejisidir. Bu stratejide pazarlama karmasını bütün unsurları farklı müşteriler veya farklı bölümler için değiştirilir. Bu stratejinin uygulanması için her pazar bölümü için yeterli sayıda verimli müşteri olmalıdır. Maliyetleri yüksek olan bir stratejidir tabii ki. Ne 4P stratejisi pazardaki tek bir bölüm için uygulanabiliyor. Mikro pazarlama stratejisine gelirsek
Yerel bir müşteri grubunun, hatta birey ya da örgütün ihtiyaç ve isteklerine göre pazar payı oluşturulabilir. İkiye ayrılır. Yerel pazarlama. Yerel pazarlama, yerel müşteri grupları, şehirler, yöreler, özel mağazalar yönelik olabilir. Perakendeciler tarafından tercih edilir yerel pazarlama. 2. Bireysel pazarlama. Bireysel pazarlama bankacılıkta olduğu gibi bireysel müşterilere yönelik olabilir. Sigortacılıkta olduğu gibi bireysel emeklilik sistemlerinin pazarlanmasıdır. Mikro pazarlama stratejileri. Biliyorsunuz mikro iç pazarlama stratejisi, makro global yani dış bir pazarlama stratejisi. Yine yoğunlaştırılmış niş pazar stratejisi. Bu stratejide işletme pazarlama karmasının sınırlı sayıdaki ürün ve diğer pazarlama unsurları ile tek pazar bölümünü hedef alır. Genelde firma kaynakları sınırlıyken tercih edilmektedir. Pazar bölümünde uzmanlaşmak ve rakip işletmelerin satışlarının önüne geçmek ve toplam maliyetleri düşürmek için bu pazarın ölçek büyüklüğü olmalıdır. Bazı büyük firmalar niş pazarlara yönelilebilir. Coca-Cola Zero, Blue Pepsi gibi örnekler verilebilir. Konumlandırma, firmanın, ürünün veya markanın rakiplere göre tüketici zihnindeki yeridir. Birine sorduğumuzda hangi markayı daha seviyorsun ya da hangi markadan alışveriş yapıyorsun dediğinde bu bir konumlandırma oluyor. Yani insanlarda bir konumlandırma var aslında. Tabii ki firmalar da buna göre hareket ediyor. Tüketiciler maruz kaldıkları bilgi bombardımanının altında satın alma kararlarını kolaylaştırmak için ürünleri, markaları veya firmaları kategorize etmesi ve akıllarında konumlandırmasıdır. Aslında konum tüketicilerde bulunan tüm algıların, hislerin, izlenimlerin bir sonucudur. Yani bu tüketicilerde konumlandırma şeklindedir. Yine olası rekabet avantajlarının tanımlanması, doğru rekabet avantajının seçilmesi, genel bir konumlandırma stratejisinin belirlenmesi. İnsan bazında kalifiye, eğitimli, iletişimi yüksek çalışanların olması bir avantajdır. Marka firma imajı bazında farklılaştırma, logo, renkler, semboller, kullanılan karakterler ile desteklenmesi gerekmektedir. Logo tasarımı çok önemlidir bu konuda. Ürün bazında farklılaştırma, özellik, performans, dayanıklılık, tamir edilebilirlik, güvenilirlik, stil, dizayn şeklindedir. Hizmet bazında farklılaştırma, hızlı, kolay, dikkatli teslimat, tamir, bakımı kolay olmalıdır. Kanal bazında nihai tüketici ulaşımda avantaj sağlamalıdır. Yani müşteri ürüne kolay bir şekilde ulaşabilmelidir. Yine mevcut pazarlar, mevcut ürünler, yeni ürünler. Mevcut pazarlar mevcut ürünlerde pazara nüfuz etme amacı güder. Yeni ürünlerde ürün geliştirme amacı güder. Yeni pazarlarda mevcut ürünlerde pazar geliştirme, yeni ürünlerde çeşitlendirme amacı gütmektedir. Yine işletmenin büyüme stratejilerinin seçimi, ürün geliştirme, işletme mevcut pazarlara yönelik olarak yeni mamuller geliştirmeye veya mevcut mamullerde değişiklik yaparak onları yeni mamul haline getirmeye çalışmaktadır. Çeşitlendirme, işletme için hem mamul hem de pazar yönünden çeşitlendirme söz konusudur. Satışlar ve karlılık açısından çekici görülen yeni endüstri dalları bulup yeni mamul ve yeni pazarlarda başarı sağlayarak işletmenin büyümesi üzerine durmaktadır. Örneğin Starbucks'ın müzik CD'si satması gibi bir olay çeşitlendirme olabilir. Çok geniş bir alana yayılmak pazarın odağını kaybetmeye tabii yol açabilir. Olumlu yönleri olduğu kadar olumsuz yönleri de olabilir. Bunları tabii ki firmanın düşünmesi gerekir. Pazara nüfuz etme, mevcut mamullerde mevcut pazarlara daha iyi nüfuz etme, derinliğe girme stratejisidir. Mevcut müşterilere daha fazla satış yapılabilir, yeni dükkanlar veya mağazalar açılabilir, işletme fiyatları düşürülebilir ya da reklamlar artırılabilir. Pazar geliştirme, işletme satışlarını artırıp büyüyüp gelişme için yeni pazarlar bulma ve geliştirme üzerine durmaktadır. Mevcut ürünleri yeni pazarlara yayma stratejisidir. Yine stratejik pazarlama planlamasının aşamaları. Bir, durum analizi. Durum analizi yapılmalıdır. Şimdi neredeyiz ve nereye gidiyoruz şeklinde bir soru sorulur. İki, amaçların belirlenmesi. Nereye gitmek istiyoruz şeklinde. Hedef pazarların seçilmesi ve ölçülmesi. Mevcut ve potansiyel müşterileri nasıl belirleyeceğiz? Pazarlama karması, strateji ve taktiklerin seçilmesi. Gitmek istediğiniz yere nasıl ulaşacağız? Yıllık pazarlama planının hazırlanması. Yıllık pazarlama faaliyetlerimizi çalışma ve uygulama rehberi, uygulama ve denetleme nasıl yapıyoruz? Fiili sonuçlar, hedeflediğimiz amaçlar mıdır şeklinde sorular sorulur. Yine marka nedir diye sorarsak Amerikan Pazarlama Derneği'nin yine tanımını okursak bir satıcı veya satıcılar grubunun ürünlerini tanımlamaya ve rakiplerinden ayırmaya yarayan her türlü isim, sembol, terim, işaret, tasarım veya bunların bir bileşenidir. Bir markanın
sembolünü gördüğümüzde onu tanıyabiliyorsak biz bu markalaşma açısından amacımıza ulaşmışız demektir. Bütün markalar bir üründür. Çünkü hem fonksiyonel, rasyonel tüketim hem de duygusal, hedonik, hazcı tüketim yarar sağlamayı amaçlarlar. Bütün ürünler marka mıdır? Hayır, tabii ki bütün markalar bir üründür ama bütün ürünler marka değildir tabii ki. Marka nedir? Marka kavramı etimolojik olarak incelendiğinde Almanca anlamı sınır çizgisi olan marktan gelmektedir. Fransızca'da ürünlere konulan işaret anlamına gelen marku sözcüklerinden türetilmiştir. Fakat marka kavramı Türkçe, İtalyanca ve marka kelimesinden girmiştir. Yine marka nasıl doğmuştur? Üreticilerin ürünlerini rakip ürünlerden ayırt edilebilmesi ve tüketicilerin zihinlerinde kalıcı yer edinebilmeleri amacıyla yüzyıllar öncesinden günümüze kadar markalama çalışmaları yaptıkları bilinmektedir. Marka kavramı ilk olarak çiftlik sahiplerinin hayvanlarının karışmasını önlemek için kendilerine ait işaretleriyle damgalamalarından geldiği bilinmektedir. Gördüğünüz gibi bu bir ihtiyaçtan doğmuştur. Birçok buluş da tabii ki ihtiyaçtan doğuyor. Marka süreci çiftlikteki hayvanların karışmasını önlemek için gördüğünüz gibi bulunmuştur. Marka nasıl doğmuştur? Modern anlamda ürünlerin markalanması ve marka adının kullanılması 19. yüzyılın sonlarına doğru artış göstermiştir. Bu dönemde yaşayan ekonomik gelişmeler pazarlama ve tanıtım sektörünün de önem kazanmasına neden olduğu söylenebilir. Tüketiciler gereksinim duydukları ürünlere marka sayesinde daha kolay ulaşmakta ve ürünleri tanımaktadır. Mesela güvendiğiniz bir markanın ürünlerini alırsınız. Farklı ürünler çıktığında da güvendiğiniz için gidip oradan alırsınız. Bu buna büyük bir fayda sağlıyor. Marka kavramının ve ilk işaretlemelerin tarih öncesi dönemlerde görüldüğü bilinmektedir. Yapılan ilk işaretleme çalışmaları da günümüzdeki gibi aynı temel soruları cevaplamaktadır. Bunu kim yaptı? Sahibi kim? Bu nedir? Onu özel yapan nedir? Mesela Apple'ın kurucusu Steve Jobs. Steve Jobs'u herkes biliyor. Niye? Çünkü Apple'dan iPhone alanlar buraya bir güven duyuyor. Bunun yaratıcısını da biliyor tabii ki. Yine Facebook'ta Mark Zuckerberg gibi örnekler verilebilir buna. Başarılı marka oluşturmada 4 önemli unsur. Kalite. Markanın gücünü belirleyen en önemli unsurdur kalite. Hizmet, sürdürülebilir, farklılaşmış üstünlüktür. Yenilik, önde gelen markalar yaratma yöntemidir. Farklılık. Tüketicilerin zihninde tekleşme, tekelleşmedir. Gördüğünüz gibi markalaşmada en büyük unsurlardan birisi de tekelleşme. Bir tüketici aynı gün içinde 1000 civarı marka ile karşılaşmaktadır. Kişi uyandığı anda tekrar uyuyana dek gördüğü, duyduğu markalar arasından ihtiyacını karşılayacak markayı seçmesi için farklı aşamalardan geçmesi gerekir. Buna seçici algılama denir. Önce fark etmelidir, sonra ilgi duymalıdır. Ardından marka için istek duymalıdır. Mutlu son satın alma kararını vermesi gerekir burada da. Yine konumlandırma süreci. Neredeyiz? Neden buradayız? Nerede olabilirdik? O noktaya nasıl ulaşabiliriz? O noktada doğru gidiyor muyuz şeklinde. Burada reklam stratejileri, ön test izleme, satış ve pazarlama amaçları yapılır. Konumlandırma. Birinin zihninde yer etmenin en kolay yolu ilk olmaktır. Eğer ilk olamıyorsanız kendinizi ilklere imza atan ürünler karşısında konumlayacak bir yer bulmalısınız. Mesela Edison ampulü bulduğunda insanlar, mesela şu an okullarda öğretildiğinde sorduğunuzda ampulü kim buldu? Edison buldu. Edison'un ismi verilmiş bir ampul firması olduğunda insanlar buraya güvenip buradan alırlar. Bu insanlarda oluşan bir konumlandırma, bir algıda seçiciliktir aslında. İlk olmuştur. Yine konumlandırma süreci, alan, iyileştiren nemlendirme, mesela Dove için kullanırsak, mesaj Dove vücudunuzun her yerine iyi gelecek bir nemlendirme etkisi getiriyor. Çağrışımlar değerli, saflık, doğallık, nem şeklinde. Görünme, beyaz, mavi, gerçekçi, fotoğraf şeklindedir. Bu konumlandırma süreçlerini hızlandıran bir reklam anlayışıdır. Markalama kararları, marka nedir? Özellikler, yararlar, değerler, kültür, kişilik, kullanıcı etkisidir. Markaya ait göstergeler, ulusal ve uluslararası pazarda rakipleriyle mücadele etmek zorunda kalan işletmeler, tüketiciye ulaşma konusunda en iyi yolu olan marka görsellerini kullanarak işletmeye ait olan ürünlerin tanınmasına ve etkili bir biçimde zihinlerde yer almasına yardımcı olmaktadır. Marka göstergeleri özellikleri nedeniyle tüketici algı ve tutumlarını etkilemektedir.
Markaya ait kullanılan bu gösterge biçimleri markanın vizyonunu tüketicilere aktarmalarını sağlamaktadır. Yine mesela Mercedes'ten örnek verelim. Özellikler pahalı, iyi tasarım, yüksek mühendislik, dayanıklı, prestijli. Yararları dayanıklı, pahalı. Değerleri yüksek performans, güvenilir, prestij. Kültür Alman, organize disiplinli, verimli, yüksek kalite. Alman ekolü deniliyor mesela. Organize disiplinli, verimli, yüksek kaliteli olduğu için alınır. Kişilik patron, aslan, malikane. Kullanıcı 55 yaşlarında, tepe yönetici, patron şeklinde. Markalama kararları. Markalar reklamla değil, deneyimle oluşturulur. İşletme içindeki herkes markayı yaşar. İçsel markalama için üst strateji çalışanlar markayı anlamalı, arzulamalı ve vaat edileni sunmalıdır şeklindedir. Markalama kararları. Kurumun temel değerlerinin anlaşılmasını sağla ve kurum markası oluştur. Starbucks, Sony, Apple gibi. Fakat unutma ki marka oluşturan kurumdaki tüm çalışanlardır. Mesela HP. Anlaşılır bir marka oluşturma planı hazırla. Reklam, e-mail, sosyal medyan gelişmiş bir şekilde olsun. Yine markanın sahibi kim olacak? Hangi kararlar verilecek? Üretici markası Baldo Pirinç. Distribütör, perakendeci markası özel marka Migros Pirinç. Lisanslı marka Fenerium gibi örnekler verilebilir buna. Yine markanın satış noktasında sunmasını istediğin temel mesaj anlama karar verir. Nokia mesela. Marka için değer teklifi oluştur. Marka etkini geleneksel yöntemlerle değil, farkındalık daha anlaşılır yöntemlerle ölç şeklinde. Marka oluşturmada kullanılan araçlar, hak değişikler, basın bültenleri, sponsorluklar, kulüpler, fabrika gezileri, fuarlar, olay pazarlaması, umumi yerler, sosyal sebepli pazarlama, yüksek değer sunumu, birimliğiyle veya kurumun sahibiyle özdeşleştirme, mobil pazarlama şeklinde. Markaya ait göstergeler, marka adı, marka sloganı, mottosu, marka sesi, marka rengi, marka logosu. Mesela BMW'nin logosunu gören insanlar hemen tanıyor. Peugeot'daki Kaplan'ı gören tanıyor. Bunlar çok önemli unsurlar. Marka adı, iyi oluşturmuş bir marka adı, tüketici zihinlerinde kalıcılığı sağlar ve tercih edilebilir olmayı artırmaktadır. Marka isimleri seçimi uzun vadede düşünülmesi gereken stratejik bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Markanın sözel ifade edilen kısmı olarak açıklanabilir marka adı. Markalama kararı, marka ismi kullanılmalı mı, kullanılmamalı mı? No name or brand şeklinde. Yani marka adı kullanmayan markalar da mevcut. Ama kullanılmasının daha etkili olduğunu düşünüyorum ben. İşletmeye yasal güvence sağlar markalama. Sadık ve karlı bir müşteri kitlesi oluşmasını sağlar. Coğrafi, demografi, psikografik, yaşam tarzı, davranışsal pazarın bölümlendirilmesine yardımcı olmaktadır. Marka adı, bireysel marka adı. Bu stratejide işletme ürettiği her ürüne farklı bir marka adı verir. Tek aile, mesela Yaşar Holding tarafından üretilen tüm gıda ürünleri Pınar markası adı altında tüketicilere sunulmaktadır. Bu tek aile örneği. Ayrı aile örneği, Vestel, mesela Regal gibi örnekler verilebilir. Firma adı stratejisi, firmanın ticari adı marka olarak kullanılabilir. Yine markanın göstergeleri, ürünün yararları hakkında ipucu verir, sınıfı hakkında ipucu verir, kalitesini vurgular, telaffuz edilir. Mesela Chevrolet Nova şeklinde. Akılda kalıcı olmalı, ayırt edilir, farklı olmalı, kötü bir anlam taşımamalı. Marka sloganı, mottosu, etkili sloganlar marka bilinirliği ve marka imajının oluşmasına katkı bulunmaktadır. Sloganların başarısı yaratıcı ve dikkat çekici olmasına, markanın imajını ve hedeflerini yansıtmasına bağlı denilebilir. Yine mottoda slogan marka arasında bağlantıyı başarılı bir biçimde kurmak işletmeler arasından doğru kararlar gerektiren bir süreç olarak görülebilmektedir. Marka sesleri, müzikleri yine belirli bir markaya ilişkilendirilmek üzere tasarlanan herhangi bir ses, bir sesler sesi ya da kombinasyon olmalıdır. Arko krem, en değerli giysiniz cildiniz şeklinde bir şey var mesela, mottosu, marka sloganı. Benku cep telefonu, eğlence nerede? Benku orada mesela. Coca-Cola hayatın tadı. Danette sütün en tatlı hali. Algida Viennetçe, bir dilim asla yetmez. Türkiye Bayan Voleybol Milli Takımı, Filenin Sultanları. Amerikan Siding, anlatılmaz kaplanır. Zetina diş makinesi, her genç kızın rüyası şeklinde bir marka sloganı bulunmuştur. Bunlar, bu mottolar insanların aklında kalıyor tabii ki. Bu yüzden satın alma olasılığı da artıyor. Marka sesleri, yine Windows'un açılış müziği mesela, iPhone telefon zil sesi örnek verilebilir.
Reklamlarda kullanılan jingle'lar, marka bilinirliği ve hatırlanabilirliği artırmada etkili bir rol oynamaktadır. Müzik reklamının izlenmesine, popülerlik kazanmasına ve markaların akılda kalıcılığına yardımcı olmaktadır. Marka rengi. Etkili renkler kullanılmalı tabii ki. Her markanın kendine ait bir rengi vardır ve bu renklere tüketici zihinlerinde yer edinmişlerdir. Renkler hastaneler, diş hekimleri mavi yeşil genelde kullanılır. Fast food restoranlar kırmızı renk kullanılır çünkü heyecan verir. İtalyan ürünleri kırmızı, beyaz, yeşil olarak ambalajlanır. Ülkeye göre renkler ürünlerde değişir. ABD içecek rengi kırmızı iken Kore'de sarıdır mesela. Ambalaj renkleri değişebilir. Yine deodorantlarda pembe, çiçek kokusu, yeşil, okyanus kokusu, kahverengi, baharatlı, vanilyalıyı temsil eder. Farklı zamanlarda farklı renkler moda ikonları tarafından belirleniyor. Yani değişiyor bu aslında zamana göre. Kırmızı daha çok sıcaklık, heyecan, dinç şeklinde. Sarı güneş ışığı, sıcaklık, korkaklık. Turuncu güneş ışığı, sıcaklık, açıklık. Mavi serinlik, mesafeli, sadakat. Yeşil serinlik, sakin, huzurlu. Mor serinlik, çekingen, gururlu, zengin şeklinde. Görüyorsunuz ki burada mesela siyah renkler, kapalı renkler fazla kullanılmaması gerekiyor markalaşmada. Çünkü akılda kalıcılığı az o renklerin. Kırmızı mesela Nestle Akmak'ta kırmızı renk kullanılmakta. Yeşil 7Up Garanti Bankası'nda mesela kullanılmakta. Mavi IBM Nivea Davidoff parfümde kullanılmakta. Siyah Etinegro John Walker Whisky kullanılmakta. Sarı Gold Card Ayçiçek yağında. Turuncu Advantage Card Fanta. Mor Milka'da kullanılıyor. Mesela bunları söylediğin hemen aklınıza geliyordur. Akılda canlanıyordur mesela. Bunları biliyorsunuz, görüyorsunuz çünkü televizyondan, sosyal medyadan. Marka logosu, markanın kurumsal kimlik kavramını ortaya çıkan unsurlardan biridir. Logo çok önemli arkadaşlar. Mesela Shell logo tarihine bakarsak 1900'lerde bu şekildeymiş. 1904'te, 1909'da, 30'da, 48'de gördüğünüz gibi büyük değişime uğramış aslında. En sonki haline bakarsak çok büyük bir değişim var. Yine Starbucks logo tarihine bakıyoruz. 1971'de bu şekilde, 2011'de bu şekilde. Mesela istisna örnek verirsek, mesela Suudi Arabistan'da Starbucks'ta bu kadın figürü yok. Sadece yeşil şeklinde bir Starbucks logosu mevcut. Bu insanların bakış açılarına göre değişiyor tabii ki. Burada Starbucks'ın kullandığı iyi bir yöntem. Apple logo tarihini görüyorsunuz. Böyle bir değişim geçirmiş. Yine başka örneklere de bakarsak Pepsi logo tarihine bakıyoruz. Hemen ilk kurulduğunda Coca-Cola gibiymiş aslında. Sonradan en son halde bu şekilde gördüğünüz gibi. Yine marka kişiliği samimi, heyecanlı, becerikli, sofistike, sert olmalı. Markalaşma süreci, pazar bilgisi, pazar ayrıştırma, rakip araştırma, ürün araştırma, reklam araştırma, pazarlama bileşenleri, ürün ve hizmet geliştirme, fiyatlandırma, dağılım, tutundurma şeklinde açıklanabilir. Marka kişiliği güvenilir, canlı, geleneksel, androjen olmalıdır. Yine Arçelik'e gelirsek mesela Arçelik ülkemizde aile odaklı, modaya uygun, lider, neşeli, arkadaş canlısı, yumuşak, Beko batılı, gözü pek eski.